Merhaba sevgili seyirciler. Saat 16, Haber Kritik Saati. Semra Topçu ve Fatih Ertürk'le beraber günü değerlendireceğiz. Gündemin ilk konusu siyaset. Bugün partilerin grup toplantıları vardı. MHP hariç. Anlaşıldığı kadarıyla MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli yılı kapamış siyaseten. İYİ Parti'nin, HDP'nin, CHP'nin ve AKP'nin grup toplantıları vardı. Liderler konuştular. Yine siyasette sert bir söylem vardı. Onun üzerinde duracağız biraz. Söylediklerini de değerlendireceğiz. Ayrıca hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücret açıklandı. 2020 lira. %26,7'lik bir artış olduğu ifade edildi bakan tarafından. Efendim kendileri tarafından açıklanan enflasyon oranı da 26,7 idi. Dolayısıyla enflasyon oranında artış yaptık söylemi var iktidar kanadında. Ama bir zamanlar enflasyon oranında artış yapılırdı, bir de refah payı verilirdi. Ondan söz eden yok. İşte asgari geçirim indirimlerinde de bir artış oldu. İşte Erdoğan da dedi ki onunla daha da yükselecek bu. CHP grubunda da Kemal Kılıçdaroğlu, biz CHP'deki belediyelerde 2200 yaptık, bari onu yapsaydın asgari ücrete dedi, haklı olarak. Ocak'tan geçerli olarak CHP'li belediyelerde asgari ücretli çalışanlar 2200 lira alacaklar, diğer işçiler 2020 lira alacaklar. Fatih, böyle bir çağrışım kurnazlığı görüyor musun? 2020-2200. Yani iki ile hani yazınca yan yana öyle bir çağrışım bir yaptırdı de, bana. Neyse yani işin şakası tabii de. Bakarsan açlık sınırına 2020 lira nasıl olacak? Türk İş'in başkanı da dedi ki 5 lira 10 lira bile kazanabilmek için, daha fazla elde edebilmek için mücadele ettik dedi. Ama aynı Türk İş Başkanı pazarlığı biz 2000 liradan başlatacağız demiş idi. Doğru, başlatmışlar 2000 liradan. 20 lira almışlar yani. Şimdi bugün bir siyasetçiyle konuşuyoruz. Şöyle diyor. Asgari ücret 2000 lirayı geçti diyebilmek için 20 lira zam yaptılar diyor. Yani o bence doğru. Yani o tespit doğru bir tespitti. AKP'li milletvekili söyledi. Yani dedi ki bundan sonra göğsümüzü gere gere asgari ücret 2000 lira geçiyor deriz dedi. Dedim 20 lira olsun dedi. 20 lira 30 lira. Sonuç olarak geçiyor. Şimdi aslında bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok farklı bir çıkışı oldu bu asgari ücrete karşı. Hem belediyelerin 2200 lira ödeyeceğini söyledi, hem de asgari ücret ilan edildiği gün, yani bugünden itibaren fark da ödeyeceklerini söyledi. Yani bu önemli. Diyelim ki bu ay ilan edildi, Aralık ayından geçerli olmak üzere CHP'li beyler 2200 lira asgari ücret. Bir de şöyle bir fark var. Muhtemelen sen de söyleyecektin, lafını kestim ama. Diyelim ki 31 Mart'ta CHP'nin elinde olmayan bir belediye CHP'ye geçti. Oradaki işçilerin asgari ücretleri Ocak ayından geçerli olmak üzere 2200 lira. Onu söyleyecektim, evet. Aradaki fark da ödenecek. Yani hem şu an Aralık ayı ile ilgili, yani yılbaşından geçerli olmak kaydıyla diyor, onun farkını ödeyecek Aralık, hem de yeni kazanacakları belediye, o da doğru. Zaten 2200 lira ödenmesi konusunda karar almıştı CHP. Bunu hayata geçireceğini söyledi. Önemli tabii asgari ücret. 8 milyon insan asgari ücret alıyor Türkiye'de rağmen. Yani bugün açlık sınırına, yoksulluk sınırına baktığınız zaman, yani yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı. Açlık sınırı 2800'lerin üzerine çıktı. 3 bin liraya geldi. Yani çok zor bir tablo. Yani bu para, senin de dediğin gibi para değil aslında. Yani 2000 lirayla insan ne yapar? Yani günde 60 lira. Yiyecek, içecek, 65 lira. Ulaşıma harcayacak, eğitime harcayacak, çoluğuna çocuğuna bakacak, kira verecek, yakıt verecek, verecek oldu verecek. 2000 lira ya. Hala 400 doları bulamadık biliyor musun? Bir de çok benim en zoruma giden şeylerden bir tanesi asgari ücretten gelir vergisi. Ya asgari ücretten niye vergi alıyorsun ki? Yani günah artık yani. Bu nasıl açıklanabilir bilmiyorum ama. Şimdi bana kızacaklar ama Fransa'da sarı yelekler eylemi olmasaydı bugün asgari ücretten Fransa vergi alıyordu. Millet sokağa dökülünce ilk... İyi de kardeşim 1000 euro. İlk vazgeçti. Asgari ücret Fransa'da 1100 yaptılar. Tamam, asgari ücretten vergi almaktan vazgeçtiler. Evet. Yani
hak verilmez alınır sözcüğü, yani ben demiyorum ki Türkiye'de de sarı yelek gibi eylem başlasın, o anlamda söylemiyorum ama namuslu sarı olmayan sendikalar, eğer bu ülkede dürüst düzgün sendikalar adam gibi işini yapsa bu halde olmaz. Toplu sözleşme yok, grev hakkı yok Rami, direniş yok. İşçilerin eskiden fabrika önlerinde burada grev vardır pankartta, en son grev vardır pankartını görmeli ne kadar olur Rami? Evet, yani sağda solda lokal grevler var tabii. Hangi? Bana bir örnek ver ya. Yani, var İzmir'de İzban var en son. Böyle bir kapsamlı, gerçek kapsamlı anlamda. Kapsamlı işte, ulaşım durdu. Ha, yani çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li. Bunlar yasaklandılar güvenlik nedeniyle. Genel güvenlik nedeniyle. Normal işçileri devam tabii, ediyor hala. Tabii grev kararlarını, yani diskin ve keskin aldığı bütün grev kararları yasaklandı. Genel güvenlik ve asayiş gerekçesiyle. Yani yok, Türkiye normal koşullarda, normal ortamda peki, değil. Peki bir yani. De şeyle ilgili, Erdoğan'ın seçim müjdesiyle ilgili ancak öyle tanımlanabilir. İndirimini konuşalım. Doğalgaz ve elektriğe konutlarda kullanılan. Ben sonra mı gireyim asgari ücrete? Ona sonra girer. İkisini beraber toplarsın. %10 indirim yapacağını söyledi. Ocak'tan geçerli olmak üzere. Ocağın 1'i itibariyle. %10. Biz de haber merkezinde arkadaşlarla merak ettik. Ya %10 indirim oldu güzel de ne kadar zam olmuştu diye resmi hesaplar şunu söylüyor. Elektriğe 2018'de %31 zam yapılmış, doğalgaza %27.7, %28. %10 indirdin, geri kalan ne olacak? Hani seçim yatırımı, seçim müjdesi veriyor, büyük de alkış aldı gruptan. %10 doğalgazda ve elektrikte indirim diye insanlar mutlu. Ama işte merak edince de böyle sonuç çıkıyor. 2 yılda doğalgaza yapılan zam %65 toplam zam. Yani onu kimse... Ha işte biz şey 2018'i baz aldık. Ha, yani bunu biz %10 yani bu tabii çocuk kandırmaca bu. Her şeyi 31 Mart'a göre planlıyor iktidar. Yani bugünkü tartışmaların kaynağı da oydu. Yani seçim vaatleri üzerine kurulmuş bir iktidar senkronizasyonu var. Her şeyi buna göre ayarlıyorlar. Konuşmalar öyle. Mesela bugün Erdoğan'ın konuşması iki açıdan çok önemlidir abi. İstersen ona gireyim mi bilmiyorum. Yok, konuşmalara girmeyelim. Bu asgari ücretle tamam. Şu indirimleri bir konuşalım. Semra'nın da görüşlerini alalım. Sonra konuşmalardan kadar. Önemliydi çünkü. Orada önemli başlıklar var. Söylemek istediğim şeyler var. Şimdi bir kere asgari ücretle ilgili baktığımızda önce Türk lirasındaki değer kaybından dolayı Türk İş Başkanı'nın daha 2 ay önce asgari ücret tespit komisyonu toplanmadan önce 2018'in tamamlamadan önce o 2 aylık son 2 aylık farkı istediğini hatırlatalım. Hangi rakam istedi Türk İş Başkanı bakana gidip 2000 lira dedi. Yani 2 ay önce 2018 bitmeden ara farkı 2000 lira yapalım. Asgari ücret tespit komisyonu, Türk lirası değer kaybetti ya, aradaki farkı çalışana yıkmayalım. Asgari ücret tespit komisyonu da böylece 2000 liranın üzerini belirlemek üzere toplansın dedi. Kimse kale almadı hükümetten Türk İş Başkanı'nı. Sonra görüşmeler başladı. Bu 3 görüşmede Türk İş önce 2000 dedi, sonra refah payı dedi, sonra 2200'e geldi. DİSK 2800 istedi. Sonra TÜİK işte 3 aşamalı programda değerlendirdik. 3 aşamalı. Ağır, orta, hafif, kim kategorize edecekse bu işleri bir kategorize yapalım, böyle bir belirleyelim ücreti falan dendi. Gele gele 2020 çok komik buluyorum, dediğiniz gibi bir çağrışım var. 2020'yi çağrıştıran 2020 liralık kuruşu kuruşuna hesap ettiler ya. Çok insanın içine oturuyor, insanlık onuruna aykırı bence. Kuruşu kuruşuna hesap ettiler. 2020 nasıl bir mantıktır? O çağrışımın dışında herhangi bir mantığı var mı? Algılayabilmiş değilim. Tabii uydurdular yani, hani mantığına da uydurdular bana göre ama şey değil yani, insanı da ikna etmiyor. Şimdi tweetler görüyorum. Hollanda'da 1430 lira asgari ücret. Avro, çok özür dilerim. Hollanda'da 1430 avro. Fransa'da 1386 avro. Şimdi Almanya'da 1102, hani biz büyük devletiz, herkes bizi kıskanıyor ya. Hani bu ülkeyi herkes kıskanıyor ya dışarıdan. Türkiye'de 336 avro. Arada fark var mı? Yani sizce var mı? Bin küsür... Yok canım, küsurat farkı sayılır. Ne olacak? 600-700 avro. 4 kattan fazla. Şimdi lafa gelince de onlar bizi kıskanıyorlar değil mi? Evet, işte böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Ama Cumhurbaşkanlığı bütçesi, ben bunu söylemeye yorulmuyorum. Cumhurbaşkanlığının bütçesi ayrı. Cumhurbaşkanının maaşı %26 zamlandı 2019'a geldi. Asgari ücrete de %26 zam verdiler canım, haksızlık etme.
çok haksızlık oldu değil mi? Tabii. 76 bin liralık maaş nereye? 2020 bugün nereye? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir hesabı var diyor. Kişi başına 11 bin dolar diyor. Ben 5 kişilik ailenin diyor yıllık 11 bin dolarını hesapladım diyor. Her ay bu aileye 24 bin lira para ödemeniz lazım diyor sizin. Yani dediği çok doğru. Şimdi 11 bin dolar kişi başına düşen gelir. Buradan 4700 lira düşüyor aylık sadece kişi başına. 5 kişilik bir aileyi düşünün. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun hesabı doğru. Yani peki nerede bu para? Eğer kişi başına bu ülkede 11 bin dolar yıllık geliri varsa, ki öyle dedi Sayın Cumhurbaşkanı bugün şeyde grupta. Nerede bu para? Mesela 5 kişilik ailenin niye topladığın zaman bu parayı 54 bin doları niye alamıyor? İşte o zaman gelir dağılımındaki dengesizlik sorusunun da cevabını bulmak gerekiyor. Rakamlar gösteriyor ki yani servet bir şey çok yok. Az bir azınlığın elinde toplanmış. Gerisi de kalanla idare ediyor işte. 4200 lira diyor aylık değil mi? Kişi başı 11 bin dolar olursa. Peki sen 8 milyon insanın asgari ücretini 2000 liraya endekslersen ne kadar iner senin bu kişi başı yıllık gelirin? 5000 dolara düşer yıllık. Emekli 2000 liradan üzerinden mi alıyor? Abdül Latif Şener sordu ya geçen konuşmasında, Suriyelileri koyuyorsunuz çıkarıyorsunuz diye. Hesap da dolayısıyla kişi başına düşen milli gelir hesabı da bir şişiyor, bir öbür taraftan da düşüyor. Bir türlü sağlıklı veri elde edemiyoruz. Bugün Suriyeli deyince bunu da söyleyip geçelim. Belki o tek başına bir konu yani. Hem ekonomiye yansımaları, hem toplumsal sosyolojik açıdan değerlendirilmeleri, hem demokratik yapıyı ne kadar bozdukları ve bundan sonra da bozacakları filan konusu bence tek başına önemli bir konu. Ama bugün ajanslar flaş diye haber geçiyor. Nedir bu diye baktım. 130 kişi Suriye'ye geçmiş Türkiye'den. Yani çok. 130. Resmi rakamlara göre 3 milyon. Yeah. Resmi olmayan rakamlara göre kim bilir kaç 5, milyon 5 insan yaşıyor içeride. 4 milyon 700 bin demiş Ümit Özdağ. 130 yani, kişi geçmiş. Dün 130 kişi geçmiş. Yani, başarı. Şimdi Rami, aslında bugün grup toplantılarına mutlaka gelmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de yılın son grup toplantısıydı bu. Yani parlamentonun yeni yıldan önceki son grup toplantısı. Ben daha böyle yumuşak, yani yılı kucaklayıcı, özetleyici, geçen yılla ilgili güzel bir toparlama yapıp önümüzdeki yılla ilgili böyle insanın içini açacak, ferahlatacak mesajlar verecek bir grup toplantısı bekliyordum ki mesela bir de çok ağrıma gitti, söylemem lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Lozan'ın galibi, Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı İsmet İnönü'yle ilgili tek kelime etmedi ya. Tek bir kelime olmaz mı? Ölüm yıl dönümüydü. Rahmi tek ya. Ya bu senin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış. İkinci Cumhurbaşkanı bir daha ayrı şey yani. Yani Cumhurbaşkanı Sakarya'yı, İnönü'yü. Ya bu adam Lozan almış gelmiş, senin ülkenin bağımsızlığını sağlamış, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş. Senin de dediğin gibi yani bu ülkenin Cumhurbaşkanlığını yapmış, Başbakanlığını yapmış ya nasıl? Bir tek söz söylemez misin ya? Yani böyle bir adam yaşadı da desen, yani o bile benim için bir kazançtır. Bu kadar mı düşman? Bu kadar düşman insan kendi tarihine olabilir ya. Bugün çok ağır geldi bana yani bu grup toplantısını konuşurken. Nasıl dedim bir cumhurbaşkanı, kendisinden önceki bir cumhurbaşkanından söz etmez. Hatırlasa da iyi şeyler söyleyeceğini mi tahmin ediyorsun? Tam onu söyleyecektim. Yani çünkü daha önceki konuşmalarında İsmet İnönü'ye söylemleri hakaret ölçüsündeydi. Ne dedi biliyor musun? Biz bunların cemaizevellerini biliriz dedi. İsmet İnönü demedi ama İsmet İnönü böyle andı biliyor musun? Yani böyle bir günde iyi ki de anmamış diyebileceğimiz yani bir bence. Bence ona gönderme yaptı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iki kez gazi diyerek hani konuştuğu söylemlerinde ki Gezi'den önce o Ayyaş meselesini hiç hatırlatmıyorum. Toplumun kendine oy verenler dahil toplumun büyük kesimlerini rahatsız eden bir üslup kullandığı için ona hiç gelmiyor söylem olarak ve hep İsmet İnönü üzerinden Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in değerlerini hedef alıyor. Şimdi bu durumda bugün de iyi ki konuşmamış demek lazım o zaman diye düşünüyorum.
istiyorum. Senin sözlerin devam etmeden önce ben şu ekonomiyle burayı bir bağlayayım. Müsaade edersen Fatih. Çünkü biz eğer 2020 liralık asgari ücreti seçim meydanlarında konuşmayacaksak ne konuşacağız? Onu sağlamaya çalışıyorlar. Biz sizin söylediğiniz gibi doğalgazın %40'lara varan, değil mi? Toplamda baktığımız zaman gıda enflasyonunun %50 olduğu, ki patates, soğan, domates artık soframıza gelemiyor. Biz bunları konuşmayacaksak ne konuşacağız? Onu sağlamaya çalışıyorlar. Yani seçim derken o seçim söylemini bu anlamda onun için gere gere götürüyorlar. Ben burada Fatih, sözü sana verirken şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle bir siyasi argüman oluşuyorsa bu siyasi argümana karşı ne konması gerektiğini de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Grup toplantılarındaki hava beni o anlamda üzdü. Çünkü aynı havayı hissettim. Buyurun tartışalım yani. Ne konuşulacak? 2020 konuşulacak işte. Ekonomi konuşulacak. Asgari ücret konuşulacak. Yani açlık sınırı konuşulacak. Milli gelir konuşulacak. Konuşulmalı. Gelir dağılımındaki dengesizlik konuşulmalı. Demokrasi yoksunluğu konuşulmalı. Özgürlüklerin sınırlandırılması konuşulmalı. Medya üzerindeki baskı konuşulmalı. Bu hoyrat siyaset dili konuşulmalı. Ne konuşulmalı? Bunlar konuşulmalı. Hulusi Akar konuşulmalı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuldu bugün. Yani Cumhurbaşkanı bu ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı dilini kullanmaktan vazgeçmiyor abi. Yani hatta bunu bir safha öteye geçirdi bugün. Bugün çok sert, çok açık, çok net mesajları vardı. Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'le ilgili böyle bir dokundurdu ama tam vurmadı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince çok ağır şeyler söyledi. Özgür Özel'e yüklendi. Mesela bu tartışma vardı ya Milli Savunma Bakanı'na ilgili. Özgür Özel'le ilgili böyle bir küçümser bir edayla, tavırla, Genel Başkan Yardımcısı mı, kimdi o, neydi o gibi. Bir... Ne görev yaptığını bilmiyorum. Bilmem de gerekmiyor, lazım değil filan gibilerden. Özgür Özel'in adını da ifade etmeden suçlamalar edep vardı. Edep yoksunu bir Genel Başkanımsı mı nedir diye, edep yoksunu sözcüğünü de kullandı burada Özgür Özel için. Yani bir muhalefetin kullandığı doneleri tekrar kendi yanına geçirip tekrar muhalefeti vurmak için, vurmayı bırak, ayrıştırmak, kutuplaştırmak için daha sertleştirici bir şekilde yeniden gündeme getirdi. İki şey dikkatimi çekti. Biri demin söylediğim gibi Metin Akpınar olayından, Müjdat Gezen olayından. Demek ki dönüşler ona, ben bu grup toplantısında vurur kırır geçer dedim ya. Bana işte beni idam edecekler, beni öldürecekler, benim için ayağından asılacak diyorlardı falan filan diye köpürtür. Evet, söylediklerini tekrarlardı. Köpürtür diye ama düşündüm. Ama dün ne konuştuk? Doz aşımı oldu. Bugün onda bir makul ve mantıklı bir seviyeye çekiliş var ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneliş çok sert. Bir şey daha dikkatimi çekti, çok enteresan Rami. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bütün işbirliği ve siyasi ittifaklara dokundururken İYİ Parti'nin adını ağzına almadı. Tek kelime etmez mi insan ya? Tek kelime ya. Yani burada da bir İYİ Parti var. CHP bununla işbirliği yaptı. İşte İYİ Parti şu bugün şu kadar belediye başkanı açıkladı. Önemli değil. Biz orada alırız, veririz, vururuz. Hiçbir şey yok. Tek kullandığı done şu. CHP HDP işbirliği. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de sanki HDP bir işbirliği yaptı. Sanki belediye başkanlarını beraber belirledi. Sanki onlar görüşmüşler değil mi? Onca yani, müzakere edilmiş falan. Aynen öyle. Sanki yani birbirine illeri bırakmış gibi oturdum, ben de dikkatle dinlemeye çalıştım. Yani ne diyor? Ne diyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanı acaba bizim siyasi bilgimizin, birikimimizin ötesinde bir şey mi biliyor diye düşündüm. Gördüm ki bir şey bilmiyor, bir şey kurguluyor. Kurgu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de HDP'yi aynı kefeye sokuyor. İYİ Parti'yi çekip ayırıp bir köşeye bırakıyor. İYİ Parti... İki nedenle ben bunu düşünüyorum. Ya bana lazım olur diye, ya da vurursam İYİ Parti büyür diye. Yani muhatap ikisi de almıyor. İkisi de olabilir var. Bunun. İkisi yani de var. İkisi bence de olabilir bunun. Çünkü çok özenli bir dil kullandı. Yani ya hiçbir şey demez mi? Dünyanın lafını söyledi sabah Meral Akşener. Yani sarı yelekler deyip duruyorsunuz. Bir çık, siz çıkarın o zaman sarı yelekler de bir görelim diye. Yani ağzına geleni söyledi bugün Meral Akşener. Çok sert konuştu iktidara karşı. Ona hiç cevap vermiyor. Ama Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı'na söylediği sözün üzerine destan yazdı bugün. Destan. Yani 16 yıldır Türkiye'nin en büyük dedi şansızlığı bir
minvalde muhalefet, ana muhalefetin olmaması. Ana muhalefet partisi sorunu vardır. Ha, bir yetersiz olması, karşımızda ana muhalefet bulamadık falan filan. Tamam, anladım da. İyi Parti. Yok. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir teşekkür girer girmez hemen. Şu bütçeyi kabul ettirdiniz, bize destek verdiniz diye. Onu teşekkür edip paketledi, koydu. Ama günlük siyasete gelince dili çok ağırlaştı Rahmi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu çok ağır bir dil. Kabul edilebilir bir dil ağırlaştı değil. Ağırlaştı derken söylediğin şey CHP'ye yönelik ağırlaştı. Zaten CHP'yi HDP ile yan yana gösterme. Oradan da varacakları yer yandaş gazeteler yarın hemen manşete atarlar. HDP, PKK vesaire falan filan FETÖ hepsini de katarak geliyorlar zaten. Seçim ortamındaki siyaseti burada tutacakları anlaşılıyor da ben İYİ Parti konusunda şunu söylemek istiyorum. Açıkçası her ne kadar kendisi bir biraz ikinci MHP gibi, milliyetçi bir parti gibi konumlansa da çıkış noktası bir merkez sağ ve AKP'den oy almaktı. Dolayısıyla başından bu yana, yeni değil, 24 Haziran'da da hiç bahsetmedi Meral Akşener'den ve İYİ Parti'den arada bir dokunduruyordu. Yani FETÖ'cü METÖ'cü diye dokunduruyordu İYİ Parti. Çok az. Şimdi bunu tamamen kesti. Bu yeni bir taktik, yeni bir strateji AKP için. Yani önemli. Evet. Ben bunu ciddiye aldım. Şu açıdan önemli Semra, şunu söylemem lazım sana. Ya bu partiyle uzun dönemde yeniden bir şeyler yapmayı düşünüyor. Bu partinin mesela 31 Mart'ta belki başarılı olamayacağını ve gelip kendisine ilhak edeceğini falan düşünüyor. Ya da bu partiye vurup, bu parti sağ bir parti, merkezde bir parti, büyüyüp başıma bela olmasın, hiç adını ağzına anmayayım diyese. Bu ikisinden biri. İkisi birden de olabilir. Yani hem ileride bana lazım olur, hem şimdi boş boşuna niye bunlara vurup bunları büyütün, ben işime bakarım mantığı da olabilir. Yani 24 Haziran'dan önce öyle düşünmüştük. Sonuçta onu muhatap almayarak, onu hiç gündeme getirmeyerek, kendi siyasi görüşüyle beraber gazetelerinde de bunu hiç gündeme getirmeyerek, görmezden gelerek, o partiyi görmezden gelerek onu siyaseten var etmeme taktiği uyguluyor diye düşünmüştük. Şimdi aynı taktiği bence yine uyguluyor. Burada bir tek fark var. Söylediğin şeye onu da vuralım. Meral Akşener'in bugün grup toplantısında dikkatimi çekti. Bir katılımcı itirazlarını dile getirdi. Ekonomik anlamda derdini anlattı bir anda, ekrana sesi geldi. Hmm. Ve Meral Akşener işte bu yüzden meclisteyiz, siz burada konuşun diye meclisteyiz dedi. Bu durumda sonuçta Meral Akşener nasıl mecliste? 24 Haziran seçimlerinden önce yine yaptığı işbirliğiyle mecliste, CHP ile yaptığı işbirliğiyle. Tabandan, AKP cenandan oy alamamasının nedeni olarak CHP ile görüntüsü eleştiriliyor Meral Akşener'in de. O da onun varlık sebebinin, yani mecliste olabilmesinin sağlayan yolu hatırlatarak mecliste oluşunun asıl önemli olduğunu vurguluyor. Siyaseten ben takdir ettim. Bugün önemli bir mesaj verdi o orada. Kendisine seçmen olabilecek kitlelere önemli bir mesaj verdiği kanaatindeyim ben. Şimdi şöyle bakalım, AKP'nin bu yerel seçimlerde siyasi rakipleri kimlerdir? Öncelikle CHP'dir değil mi? Bir kitle partisi olarak. CHP'yi eleştirmesi, üstelik de sert eleştirerek, adeta bir düşman taraf ilan ederek kendi seçmenini etrafında tutmaya, konsolide etmeye çalışıyor. Bu o taraftan bakıldığında anlaşılabilir bir şey. Çünkü Erdoğan'ın siyasi geçmişi hep düşman yaratmaya dönük. Belli bir kesimi düşman yarattığında geri kalanı da kendisi toplamaya çalışıyor. Kendisi de mağdur oluyor bu mağdur arada, oluyor. Mağduriyet yaratıyor. İkinci siyasi rakibi özellikle Doğu ve Güneydoğu için HDP. Yani diğerlerini yok kabul ediyor. MHP zaten yanında. Dolayısıyla onun iki siyasi rakibi var. Doğu ve Güneydoğu'daki iller için HDP. Türkiye genelinde bakıldığında da CHP. İkisini bir araya eğer iterse, HDP ve CHP ortaklığının fotoğrafını yerleştirirse seçmenin kafasında, HDP'ye duyulan antipati nedeniyle CHP seçmeninin de bir kısmının sandıktan uzak duracağı ya da gittiğinde CHP'ye oy vermeyeceği düşüncesinde. Bana oraya göre öyle. Oraya çalışıyor bir yandan da. Bir. İkincisi, Semra bir izin ver. Beka sorunu nedeniyle MHP gibi Erdoğan'ın yanında duran bir parti daha var. Küsurat Partisi, Vatan Partisi. Bugün dördüncü kez Yargıtay'a HDP'nin kapatılması için başvurdu. Genel Başkan Yardımcıları gitti. Bu bana ilginç geldi örneğin.
Şimdi HDP. Ya kardeşim, sonucunda mecliste grubu bulunan yasal bir siyasi parti değil mi? Hazır Vatan Partisi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş dilekçesini. İşte bölücü bilmem ne filan falan diye. Elinizde belge, bilgi, bulgu da varsa eğer, ki öyle suçluyorsunuz HDP'yi. Kapatın o zaman. Kapat gitsin diyorsun. O zaman öbür türlü de konuşmayın kardeşim o zaman. Yok. HDP bir parti sonuçta yani burada. Tabii ki yanlış anlaşılmasın sözlerimiz. Yani düşman... Bir siyasi partinin kapatılmasını... Yok canım, ben onu söylemiyorum yani. ...çağırmak için söylüyorum. Bu o kadar hassasız ki. Ama bu hayır. Şey yapalım istedim. Vallahi kim ne kadar hassas olursa da olsun ayrıca. Ama AKP'nin samimiyetini sorgulamak anlamında yani elbette, önemli bu söylediğin. Elbette. Yani, yani bu sanki bir hani MHP ile ortaya konulan bir siyasi strateji gibi... Vatan Partisi'ne de işaret edilmiş gibi geldi bana. Çünkü dördüncü başvurusu HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Vatan Partisi. Ve bu seçim sürecinde kullanılacak malzemedir. Bu başka bir şey değil. Tamam, bu 3 aylık süreydi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı öyle etti, böyle etti. HDP'yi kapattı. Kim karlı çıkar bundan? Peki Rami, AKP İYİ Parti'ye vursa MHP bundan keyif almaz mı? Bahçeli bundan zevk almaz mı? Neden AKP MHP'yi yanına almasına rağmen İYİ Parti'ye vurmamaya özen gösteriyor? Yani çünkü Bahçeli'nin en çok sevineceği, çünkü iki parti var. İki tane Türkçü parti, iki milliyetçi parti seçime giriyor. Bu partilerden birisi kalamayacak ayakta. Parlamento iki milliyetçi parti için biraz fazla. Yani bu olmaz mı? İki partili bir yapı olmaz mı? Türkçülükte, milliyetçilikte, yani yapısal anlamda baktığın zaman kaldıramıyor bunu. Ona kalsa zaten parlamentoda iki parti seçiliyor yani. İşte. İşte onu söylüyorum. İYİ Parti'ye niye bana göre Bahçeli'nin hoşuna gideceğini bilmesine rağmen niye uzak durdu? Ben onu anlamaya çalıştım. Bir de Erdoğan'ın dilini dedik. Bugün Özgür Özel'e bir sözü vardı. Çok tehlikeli bir söz bu. Dedi ki, savcılara gene seslendi. Önce tazminat dedi, ardından ceza davası gelecek dedi. Şimdi bir dakika, orada dur. Sen kimin adına, kime talimat veriyorsun? Nasıl yargı önce onu tazminat cezasına çarptıracak, sonra nasıl ceza davası açacak? Yani sen nereden biliyorsun? Yani kim söyledi sana bunu? Yani savcılar böyle bir şey ama açsın demedi. Açacak dedi. Olup bitti gibi bahsetti bugün. Merak etmeyin dedi. Önce dedi tazminat davası açılacak, sonra ceza davası açılacak. Nereden biliyorsun sen savcının önce tazminat sonra ceza davası açmak için Özgür Özel harekete geçeceğini? Eğer bu Metin Akpınar, Müjdat Gezen olayında olduğu gibi bir mesajsa, mesaj bugün yerine ulaştı. Bunun dokunulmazlığı var. Tamam, ama ya dokunulmazlığını kaldırmaya kalkarsa? Parlamentoda çoğunluğu var MHP ile beraber. Yani o kadar tehlikeli bir söylem, o kadar kritik ülke seçimine. Bugün Özgür Özel'in isyanı onunla ilgili. Özgür Özel bugün mesajı aldı CHP'nin grup başkan vekili. Evet, onun da sert açıklamaları vardı cevaben. Ama haklı. Ya ne yaparsanız yapın kardeşim o zaman dedi ya. Genel başkanın durumu farklı mı ondan? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Gelen fezlekelere bak. Yani Türkiye'de sanatçılardan sonra eğer muhalefet liderleri ya da muhalefet parti yöneticileri de içeri girerse buna şaşırmayın. Buna şaşılacak dönemi geride bıraktık bence. Özgür Özel'in insanı da bu. Bunun farkına vardı bugün Özgür Özel. Haklı olarak siyaseten farkına evet, vardı. Evet, o da susmayacağız, durmayacağız, diz çökmeyeceğiz, korkmayacağız, konuşmaya devam edeceğiz filan dedi. İYİ Parti ile ilgili bir ben söyleyeceklerimi tamamlayayım mı? İYİ Parti konusunda ben Fatih'in söylediği şey doğru. Evet, görmezden geliyor ama bu görmezden gelmenin tek bir nedeni var. MHP yanında, Vatan Partisi yanında, Büyük Birlik yanında, CHP, HDP dışında bir İYİ Parti var. AKP seçmeninden oy alabilecek. Hedef almamasının nedeni onu büyütmemek için diye düşünüyorum. Çünkü eğer Meral Akşener'i hedef alırsa, bir de kadın, ayrıca bunu unutmayalım, bir mağduriyet yaratır ve zaten öfke var. Öfke o tarafa yönelir. Bence sadece bu nedenle görmezden gelmiyor. Ve Meral Akşener, ben İYİ Parti'nin pozisyonunu daha merkez sağ görüntü veremediği kanaatindeyim. Keşke verebilse. Verebilse AKP seçmenine daha çok hitap eder. MHP seçmenine şu anda hitap ediyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın da buna çok dikkatle kendini ondan uzak tutarak, hiç hedef almayarak davrandığı kanaatindeyim. Çünkü bu seçim sattım halinde evet yeni bir partidir ama siyasetçilerin
siyasi söylemi olarak hem MHP'ye hem AKP'ye alternatiftir. CHP gibi değil. CHP'nin duruşu daha farklı. Peki biraz da şuradan bakabilir miyiz? Şimdi AKP bu yerel seçimlerde, önceki yerel seçimlerde de dikkate alındığında genel seçimlerden daha az oy alınıyor şeyde, yerel seçimlerde AKP. Bu ekonomik sıkıntılar, iktidar yorgunluğu, performans düşüklüğü, işte bir sürü nedenden dolayı bu seçimlerde oylarının önceki seçimlere göre, yerel seçimlere göre daha düşük olacağı da anketlerde en azından söyleniyor. Siyasetçiler de böyle yorumlar yapıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'u ve Ankara'yı kaybeden bir AKP belediye başkanlığını iktidarı da kaybeder. Dolayısıyla bu zincirleme bir tepkiye neden olur. Erken genel seçim olur. Hatta Cumhurbaşkanlığı konusunda da sıkıntı doğar. Altı boşalır Erdoğan'ın. Yeni bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmak zorunda kalınır. Cumhurbaşkanı da seçilemez Erdoğan. Yani buraya kadar siyasi senaryoyu götürenler var. Bu bir yere kadar da gerçekçi bir düşünce. Yani CHP'nin elinde olan, AKP'nin kaybettiği İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarından ve oradaki oy çokluğundan söz ediyorum. Bunun farkına varan AKP'nin hırçınlığı buna mı bağlı acaba? Çünkü 2023 hedefine doğru bu yerel seçimler AKP için hayat memat meselesi olmaya başladı. İktidarın elinden gitmesi söz konusu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle 16 yıldaki kazanımlarını kaybetmeleri söz konusu. Böyle değerlendiriyor AKP tarafı. Bu tehlikeyi fark ettiği için mi bu kadar hırçın ve bu kadar sert söylemi var Erdoğan'ın? Şimdi yeni anayasaya göre nasıl seçime gider Rami? Önümüzde bir anayasa var. Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsun. Diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u kaybetti. Ya da Ankara'yı kaybetti. Ya da ikisini birden kaybetti. Yeni anayasaya göre seçime gidilmesi için iki yol var. Biri parlamentodaki çoğunluğun seçim kararı alması, ki Cumhurbaşkanı bu seçim kararını onaylamak ya da tarihini belirlemek zorunda. Olmasa meclisi feshediyor, hem Cumhurbaşkanlığı hem meclis seçimi beraber yapılıyor. Doğru mu? Şimdi ikinci yolu da Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı alması tek başına. Parlamentoyu bu bağlıyor. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alıyor. Bu parlamentoda ayrıca bir oylama gerektirmiyor. Cumhurbaşkanı bu kararı alabiliyor. Her iki durumda da sen AKP'nin bir seçime gidebileceğini düşünebiliyor musun? Ya da seçime zorlayacak bir şey söyle bana, bir de facto söyle yani. Nasıl bir siyasi ortam ya da zemin olacak ki Recep Tayyip Erdoğan 2023 hedefinden vazgeçecek ya da bu yürüyüşü, Türkiye'nin sistem ve rejim değişikliği konusundaki yürüyüşünden, bütün heveslerinden, şeriattan, halifelikten, bilmem bu tartışmalar var ya, bunların hepsinden vazgeçecek ve ülkeyi bir seçime götürecek. Niye ben yerel seçimlerde İstanbul'u kaybettim diye. Şimdi bana bu çok mantıklı gelmiyor. Çünkü ama Erdoğan'ı tanıyorsan... Siyasi bir baskı, bir kamuoyu şimdi, baskısı oluşturmaz mı? Şimdi şu olur. Belediyelerde kaybetmiş bir AKP. Şu olur, hayır. Şu olur. Çatışma daha da sertleşir ve derinleşir. Yani Cumhurbaşkanı'yla ana muhalefet arasındaki çatışmanın boyutu ve ölçüsü çok derine kaçar. Türkiye sıkıntıya girmeye başlar. O zaman AKP'nin olsun Ankara ve İstanbul. Yok yok, öyle değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP aldı. 3 ay sonra adam içeri attı. Ne yapacaksın? Almasın mı şimdi o zaman kampanya, yapmasınmış Fatih, böyle düşünülmez mi? Canım, hayır, o mantıktan bakarsan mantık bu. Alır, kendi belediye atar. Başkanını görevden almadı mı? Alır, yok canım atar. O zaman. Ankara İstanbul Belediye Başkanı, hayır, kendi görevden almadı tamam, mı? Tamam aldı da yani sonuçta meşruiyeti tartışılan bir zemin yarattı. Muhalefete bu şekilde yaklaşırsa Doğu'da evet yapıyor HDP'ye ama çeşitli doneler kendilerince oluşturuyorlar. Bir terör mesnet. Canım o zaman rejimin adını da başka bir şey koyarız, evet, yani. Bunu batıya da yayarsa... İstanbul'un, meşruiyeti biter işin. İstanbul'un ilçeleriyle ilgili eğer 3 tane isim belirlemiş AKP, bu 3 ismi CHP aday gösterisi seçilirse görevden alacaklar. Bak bugün buraya söylüyorum, yazıyorum. Hazırlıkları var. Bunlar bildiğiniz gibi adamlar değil. Yani inanın bana, ben alır demiyorum.
Yok, alırsa yok. Mesela o Büyükşehir Belediye Başkanı çok, ne olur? Çok acayip bir neyi iddia. Neyi tartışırız diyorum yani. Neyi konuşacağız? Acayip iddia değil canım. Tamam. Adam hayır, kendi şöyle. Belediye başkanını görevden aldı. Çok uzak yani, değil şurada. Muhalefeti kendi belediye başkanı. Bunu da alır. Buna da bir gerekçe bulur yani. Fatih eğer dediğin olursa gerekçe bulmaya sonra... gerek kalmaz ki o zaman rejimin adı değişti. Aynen, aynen. Şimdi rejim adı yani... değişmedi mi Rahmi bugün? Yok bundan daha sert bir rejimden söz ediyorum. Yani rejimin adı ifade etmek istemedi. Senin söylediğin şey olursa biz 6 ay sonra bunu konuşuruz bile diyemem ben. Anlatabildim mi? Öyle bir şeyden söz ediyorsun sen. Yani o olacak şimdi iş Semra, değil. Şimdi Semra bu olacak hayır, değil. Hayır şöyle bir Recep dakika Tayyip izin verir misin? Bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten, siyaseten tanıyorsan çatışmadan, gerginlikten ve bu tür karşılaşmalardan asla uzak kalmayacak bir lider. Ve ondan beslendiği de. Aynen. Uzak kalmayacak. Senin söylediğin haliyle biz o zaman çok ciddi hani bazen kurbağa hikayesi deniyor ya altı ısındıkça ısınıyor. Artık herhalde kaynama ölme bitme noktasıdır o nokta. O noktadan sonrası bence artık demokratik bir zemin değil. Bambaşka tamam sistem değişti diyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz ama bunun bir parlamenter sistem görüntüsü içinde kalabilmesi için ellerinden geleni yapanlar onlar. Yani dolayısıyla o zemini kaybetmemeleri gerekir. Bu yani çok vahim hani Türkiye açısından gerçekten en karanlık senaryodan söz ediyorsun. Evet ama yine de olabilecek bir senaryo yani Fatih'in söylediği. Hayır da diyemiyorum diyorsunuz. Yani onu da bir kenarda ya, tutun yani. Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'i bana idama götürecekler diye savcılığa çağıran bir adam ya. Gözü bu kadar karartmış. Arkadaşlar bir bakın düşünün. Yani Türkiye'nin sanatına, tarihine malınmış iki ismi. Bak bugün yandaş meydanı şeylerini gördüm. Utandım ya. Kendimden utandım ya. Yani böyle manşet atılır mı ya? Ne diyor? Hokkabaz diyor şey için. Hokkabazlar diyor. Yani ne kadar ayıp bir şey bu ya. Daha yani, ağırları var. Daha ağırları. Kıvırdılar diyor Güneş. Yeni Akit. Hokkabazlar çark etti diyor. Yani bu nasıl bir tavır? Bu nasıl bir anlayış? Yani bunlarda öyle bir sınır mınır kalmadı Rahmi. Yani biz güzel olanı konuşuyoruz. Semra doğru olanı söylüyor. Yasal anlamda doğru olanı söylüyor. Anayasa yok ki ortada. Meclis yok. Yargı yani emir altında, telkin altında. Bunu kabul etmek lazım. Yargıya bir şey, bugün gene bir talimat verdi. Merakla bekliyorum Özgür Özel'in başına ne gelecek? Talimat verdi. Açık söyledi bugün gruptan. Önce dedi tazminat ardından ceza davası geliyor dedi. Ya sen nereden medyum mu lan? Yani nasıl bilir bir siyasetçi bunu nasıl bilebilir? İş yargıya varmadan, soruşturma açılmadan, dosya tamamlanmadan nasıl bir insana tazminat ve ceza davasını sen bir partinin grup toplantısında tamam görürsün. Sona erdi görürsün, bitti görürsün. Yani bu mantıkla hareket edilen bir ülkedeyiz artık Rami. Ölçüsü yok. Doğru söylüyor Semra. Belki seçimden 6 ay sonra... Belki de biz bunları konuşamıyor olacağız yani. Belki de hiç konuşmayacağız. Çok karanlık bir senaryo yani. Yani. Yandaş medya dedin Fatih. Orada bir şey dikkatimi çekti paylaşmak isterim. Vakit varsa Rahmi Bey. Var. Mehmet Barlas'ın bugünkü yazısını görmüşsünüzdür. Evet evet. Bu hafiften, tartışmaya. Çok hafif. Erdoğan'a da dokundurma var. Çok çok, çok hafif. Hafif. Ama genel olarak cahillikten falan söz etmiş Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında. Şimdi içeriği beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Onların kastettiği nedir, onların anladığı nedir? Bu tartışmaya girmiyorum. Ben sadece şöyle bir tespitte bulunuyorum bu konuyla ilgili olarak. Mehmet Barlas 12 Eylül'den sonra, darbeden sonra Kenan Evren'le ilgili olumlu görüşler beyan eden şahıstır. Devir hiç değişmemiş. Ya, Mehmet Barlas şimdi yine iktidardan yana olumlu görüşler bahseden şahıs. Affedersin Kenan Evren'i evinde ağırladı. Aynı, sofra kurdu aynı, Mehmet aynı. Barlas. Karşılığında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Kenan Evren'in yerel isimlerdir. O dönemin iktidarı. Bugün de yine yergileriyle gündemde olan ve yargılanan isimler. Değişmemiş. Tarih tekerrür ediyor. Bu tespiti Mehmet yapmak Barlas, istemiştim. Mehmet Barlas havalanında Mesut Yılmaz başbakanın yanaklarından öpmüştü ya. O zaman haber olmuştu. Mesut Yılmaz'ı yanaklarından öptü diye. Ya, bu medya böyle bir medya ya. Yakaladığını öpen bir. Yani bu hakikaten böyle. Rahmi yani. Değişen bir şey olmamış sorun, ama işte. Sorun o. Hani 2002'de muhtar olamaz diye Recep Tayyip Erdoğan'a manşet atanlar bugün kahrolsun muhalefet diye bayrak açıyorlar. Ya da başı kesile diyor. Başı kesile ya. Başları kesilsin diyor Erkan Tan ya. Bir gazeteci televizyon kanalından Gezi Parkı direnişine katılanların başı kesilsin diye çağrıda bulunuyor. Allah'tan Türkiye'de Erkan Tan'ı dinleyen savcı yargıç yok. Yani çok ciddiye almıyorlar. Yani Allah korusun bir de ciddiye alsalar. Ya bu artık şaka şeyini de geçti Rahmi ya. Böyle bir çağrı olabilir mi ya? Yani? Böyle bir çağrı olabilir. Bir gazeteci nasıl
kendisi gibi düşünmeyen bir insan için başı kesilsin diye fetva verir ya. Neye göre? İşte tabii gazeteci olarak ne kadar kabul edersen ve... Ama çalışıyor görevde. Yani savcılar niye görevde değilse? Sağlıkta da kabul etmemek lazım. Çünkü normal bir akıl yapısının böyle bir... Bir de şey söylemek istiyorum abi, izin verirsen. Bu Kemal Bey bugün gerçekten... Şimdi şöyle bir tavrı gelişti Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Protest bir adam yani. Böyle direnen, başını öne eğmeyen, diz çökmeyen ama konuşmasıyla karşıdakini adeta döven bir adam. Fakat böyle bir siyasi parti genel başkanı sanki pankartı alıp sokağa inen o eski parkalı çocuklar var ya. Bugün yine çok sertti üslubu. Erdoğan'ın sinir uçlarına dokunduğu kesin. Bugün yine çok sertti üslubu. Ben bundan iki dava çıkar diye düşündüm. Şimdi grup toplantısını sürekli izliyorum. Sonra açılan davaları da kontrol ediyorum. Yaklaşık olarak tahminlerim %90 tutuyor. Bugün müsvedde görmek istiyorsa aynaya baksın. Bir de zorba diye iki tane sözcüğü var. Yani gerçekten söylenmesi gereken, yapılması gereken işleri yapıyor Kılıçdaroğlu. Ama sonuca ulaşıyor mu? Mesela Diyarbakırlılara çok kızdı bugün. Biraz yumuşatayım olayı. Niye kızdı biliyor musun? Ya dedi 2005'te Diyarbakır'a geldi dedi başbakan olarak Erdoğan. Size dedi ki dedi niye fabrika açayım? Ama avantajlar bedava mı çalışıp da para kazanır? Size fabrika açmam dedi. Gittiniz oy verdiniz dedi. 2015'te geldi size fabrikayı ne yapacaktınız? Hapishane açacağım dedi. Gene oy verdiniz dedi. Yani ben sizi nasıl ikna edeceğim ben de bilmiyorum dedi bugün. Diyarbakırlılara bir gönderme yaptı. Yani biraz aklınızı toplayın, sürünmekten vazgeçin artık, direnin diye. Yani bu mesaj yerini bulur mu bilmiyorum ama bir yandan sistemi de var halka. Yani haklı olarak mücadele ediyor, çaba gösteriyor. Yani kıran kırana bir siyasi kavgaya giriyor. Bedel ödüyor, tazminat ödüyor, bir sürü davası var. Bakıyorsun ki sandığa yansımıyor. Yansımayınca bu sefer oturup bir daha aynı dönem tekrar başlıyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da hakikaten üzülüyorum bazen. Yani ne yapsın? Ne yapabilir şimdi adam marifetleri? Her şeyi söyledi. Yani bir tek sarı yelek dedikleri gibi o kaldı. Yani her şey bitti. Söylenebilecek her şeyi söyledi. Halka da uyaranını yaptı bugün. Yapmayın dedi. Sürüneceksiniz dedi. Size yapılan bu cezaya, bu ezaya kabul etmeyin. Direnin dedi. Bunu söyledi, çekildi. Yani ama halk bunu bu sandıkta, bu seçimlerde dinler mi? O ayrı bir konu. Yani onu söylemek istedim. Hadi Semra sen topla. Süremiz bitiyor çünkü. Fatih'in söylediği, Kılıçdaroğlu'nun da grupta dile getirdiği ve yıllardır da aynı şeyleri yaşıyoruz. Şimdi yazmışlar o seçim güvenliği konusu ayrı bir şey. Ama yıllardan beri şimdi AKP düştü deniyor değil mi? 38 falan deniyor. 38 ne ya diyorum ben de. Yani ANAP ve DYP dönemini hatırlıyoruz değil mi? İkinci bir merkez sağla beraber anca herhalde görebileceğiz onu. 20'lere falan düşmesi gerekir. 16 senedir bu kadar insanları hani dolardan bahsediyoruz, avrodan bahsediyoruz, asgari ücretin düşüklüğünden, yaşam standardının düşmesinin haricinde orta direk bitti, çıta açıldı zenginle fakir arasında. %1 için çalışıyorlar ya. Hala bu ülkede biz vergi indirimi deyince pırlantaya vermiyorsun, ekmeğe veriyorsun, yuh diyoruz yani. Hani bütün bunlara bakıyorsun ve oy kaybı görmüyoruz AKP'de. Taş olsa çatlar misali haklı olarak. Ana muhalefet Kemal Bey de bugünkü konuşmalarında ağırlıklı bu konuya girdi. Ama bir şeyleri değiştirme noktasında da yine sandık var ve değiştirmek için yine gözler size doğru adımlar atacaksınız diye bakmak gerekiyor. Ben sadece başından beri vurguladığımız o üslup meselesi var ya, o üslubu germek isteyenlerle üslubu germenin doğru olduğu kanaatinde değilim. O sadece çıtayı açıp ötekileştirmeye yarıyor. Bizim ise yani bu anlamda AKP'nin yarattığı bu toplumu beğenmeyenlerin tek alternatifi var. AKP'nin oy pastasından oy alabilmek. Onun için de bağıran konuşmayla oraya ulaşamayız. Başka yöntemler gerektiğini düşünüyorum. Bunda sağcı aday koymakla olmuyor bu. Üslup da önemli. O gerginliği aşacak ve başka şeyler konuşacak bir zemin yaratılması gerektiği kanaatindeyim. Naçizane benim iletişim tarzı olarak, iletişim yönetimin açısından buna itirazım var. Sadece onu söyleyeyim. Bugünkü grup toplantılarında dikkatimi çeken bu gerginlikten haz etmedim. Bir tek laf ekleyeceğim Semra'nın sözlerine. Millet, muhalefette devleti yönetecek
atalet ve ciddiyet bekliyor. Gerçekten haklı Semra bu konuda. Hakikaten bunu bekliyor abi. Yani ben buna hükümeti, bu ülkeyi teslim edersem, bu halkın bir feraseti var. Bir garip bir yanı var. Bu devleti yönetebilir mi diye bir bakıyor göz ucuyla. Yani bu devleti en azından batırmak, parçalamak, bölmek gibi düşüncesi yoksa bu devleti yönetebilir mi diye düşünüyor. Yönetebilirse kapısını gelip çalmaya başlıyor. Hakikaten millet yangından kaçar gibi kaçıyor AKP'den. Yani çok rahatsız insanlar. Ben buna katılıyorum. Hani kendi kemik kitlesi haricinde bir sürü insan rahatsız. Fatih bir laftı. Evet. Oldu beş laf. Doğru söylüyorsun. Hadi kapayalım o zaman. Hep gerisini, benim laflarımı çalıyor. Gerisini yarına saklayalım. Sevgili seyircilerimiz, yarın saat 16'da yine karşınızda oluruz. Yılı da bitiriyoruz artık. Belki genel bir yıl değerlendirmesi falan da yaparız. 2019'la ilgili öngörüler falan ortaya koymaya çalışırız. Böyle bir program formatı olur. Hoşçakalın.